Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve ismini üreticilerin belirlediği Spil Karası üzüm çeşidi aynı zamanda sera ortamında topraksız olarak da yetiştirildi. Sera'da topraksız üzüm yetiştiriciliği araştırma projesinde bu yılda hasat yapıldı. Erkenci bir tür olan Spil Karası ve Trakya İlkeren üzüm çeşidinin Sera'da topraksız ortamda yetiştirilmesiyle aynı bitkiden yılda iki kez ürün alınabiliyor. Piyasada üzümün bulunmadığı Haziran ve Kasım aylarında yapılan üzüm hasadıyla piyasaya üzüm arz edilmesi hedefleniyor. Bu yıl 3. verim yılı olduğunu belirten Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aka Ünal, Haziran ayının ortasında üzüm hasadına başlandığını ifade etti. Bu yıl 3. verim yılını alacağız ve bundan sonra da inşallah aldığımız sonuçlarla üreticilerimize net önerilerde bulunabileceğiz. Bu çalışmamızın belli başlı birkaç ana amacı var. Bunlardan bir tanesi erken dönemde örtü altında serada üzüm hasadını gerçekleştirebilmek. Böylece üretim sezonunu açarak üreticilerimizin daha fazla gelir elde edebilmesini sağlamak. Çünkü ilk hasatla beraber açıktaki yetiştiriciliğe yakın bir verim değeri alıyoruz, verim oranı alıyoruz. İkinci hasatta da yaklaşık yarısı kadar ya da üçte biri kadar elde ettiğimiz verim tamamen artı olarak yazıyor bize. Daha fazla gelir elde ediyoruz. Ünal hem kalite anlamında hem de verim anlamında rekabet edebilecek bir üzüm çeşidi olduğunu söyledi. Şu anda Spil Karası ve Trak İlkeren üzüm çeşidi, erkenci üzüm çeşitlerimizde hasata başladık. Spil Karası, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından daha önce tescil edilmiş, ismi de üreticilerimize anket yoluyla belirlenmiş erkenci bir üzüm çeşidimiz. Çok umutlu olduğumuz bir üzüm çeşidi. Hem verim anlamında hem kalite anlamında piyasada ticari olarak yetiştirilen en erkenci üzüm çeşitleriyle rekabet edebilecek durumda. Ziraat Yüksek Mühendisi Ebru Toprak Özcan, Spil Karası üzüm çeşidinde ne kadar verim elde ettiklerini anlattı. Toplamda 9 çeşidinde yetiştiriciliğini deniyoruz. Spil Karası üzüm çeşidinde geçen sezonda toplam 4-4,5 ton civarında bir verim elde ettik.